Antik Babil Kralı Hammurabi, hakimiyeti altındaki tüm topraklarda etkili olan ve kendi adıyla anılan, yazılı bir kanunname yaratmıştı. M.Ö. 1792 dolaylarında, Babil tahtına oturan Amorit Kral Hammurabi, yalnızca hırslı bir savaşçı değil, aynı zamanda Sümer, Akkad ve hakimiyeti altına aldığı diğer toprakların geleneklerini yücelten zeki bir hükümdardı. Düşmanlarına karşı acımasız olabiliyor, kendisine karşı koyan şehirleri yerle bir ediyordu. Ancak, tüm tebaası için geçerli kanunlar oluşturarak, imparatorluğu boyunca, birlik ve istikrar sağlamayı da ihmal etmiyordu. Güneş tanrısı Şamaş tarafından kutsanan Hammurabi'nin oluşturduğu kanunlar, ülke dışında işlenen suçlar kadar, ülke içindeki çekişmeleri de kontrol altına alıyordu. Hammurabi'nin kendi beyanına göre bu kanunların amacı, halkın üzerine güneş gibi doğacak ve imparatorluğu aydınlatacak adaleti sağlamaktı. Hammurabi kanunlarının yazılı olduğu yaklaşık 2,5 metre uzunluğundaki bu sitelde, Hammurabi'nin güneş tanrısı Şamaş tarafından kutsandığı görülüyor. Hammurabi kanunları, kısmen Sümer kanunlarına dayanıyordu, ancak halktan kimselerce işlenmiş yaralama gibi bazı suçlar için, Sümer kanunlarından farklı olarak, idam veya kötülüm etme gibi daha sert cezalar öngörülüyordu. Tıpkı antik İsrailliler gibi, Amoritler de başkalarına zarar verenler için, göze göz, dişe diş ilkesini uyguluyordu. Kanun, hiç şüphesiz, varlıklı ve rütbe sahibi olanlara ayrıcalık sağlıyordu. Böylesi kimseler, halktan birini yaraladığında, yalnızca belirli bir miktar ödeyerek aklanabiliyordu. Kanun ayrıca erkekleri de kayırıyordu. Erkeğin işlediği zina suçu cezasız kalırken, kadının sadakatsizliği onu ölüme götürüyordu. Böylesi adaletsizliklere rağmen Hammurabi tarafından uygulamaya konulan kanunlar, kadınlara, halktan kimselere ve kölelere de bazı haklar tanıyordu. Örneğin, kocaları tarafından istismara uğrayan kadınlar boşanma davası açabiliyor ve tüm sanıklar, yalancı şahitlik edenler için ölüm cezası öngören bir kanun sayesinde, yalan yere beyanda bulunmaktan çekiniyordu. Kanunları yazılı hale getirmek hakimleri gelişigüzel hüküm vermekten alıkoyuyor, evrensel ve kalıcı bir adalet fikrini sağlamlaştırıyordu. Hammurabi kanunları kişinin kendi intikamını kendi almasına izin vermiyordu. Yalnızca bu bile sivil toplumun asayişine büyük bir katkı sağlıyordu. Tabii bu durum Hammurabi ve diğer antik hükümdarlar için geçerli değildi. Kral veya imparatorları, ittifak kurduklarında ve ebedi dostluk sözü verdiklerinde bile, birbirlerine saldırmaktan alıkoyan kurallar yoktu. Örneğin, Hammurabi Fırat Nehri'nin batısında gelişmiş bir kentin hakimi olan uzun vadeli müttefiki Mari Kralı'na bile düşman olmuştu. Hammurabi rakibinin sarayını, Şamaş Tapınağı'yla beraber yerle bir etmişti. Tüm bunları yaparken, mabede saygısızlık edenleri boğazı kesilerek öldürülmek, neslini ise yok olmakla lanetleyen Yazıt'ı göz ardı etmişti. Savaş yüzünden bölünüp ayrılmış Mezopotamya'da, bu tür lanetler sıklıkla gerçekleşiyordu. Hammurabi'nin hükümdarlığı devrilmeden önce yalnızca birkaç nesil devam etti, ancak, kanunları hayati ve ebedi bir örnek oluşturdu. Öyle ki, Napolyon Bonaparte'dan beri pek çok hükümdar, farklı gelenek ve adalet algısına sahip insanlardan oluşan tebaalarını, tek noktada birleştirmek ve onları adalet konusunda ipleri ele almaktan alıkoymak için kendi kanunlarını oluşturdu. Hammurabi kanunlarının yazılı olduğu sitel, M.Ö. 1760 yılı civarında Mezopotamya'da ortaya çıkan, tarihin en eski ve en iyi korunmuş yazılı kanunlarından biridir. Yaklaşık 2 metrelik silindirik bir taşın üstüne çivi yazısı ile yazılmış olan kanunlar tam 282 maddedir, ancak bu maddelerin 33'ü şu anda okunamayacak durumdadır.